Astroloji Televizyonu'ndan herkese merhaba. 21 Mart, 27 Mart haftasına hoş geldiniz. Bu hafta Güneş artık Koç burcunda hareket edecek. Çünkü pazar günü itibariyle 20 Mart akşam saatleri itibariyle Güneş 0 derece Koç burcuna geçiş yaptı. Dolayısıyla Koç burçlarının doğum günleri başlamış oldu. İçimizde bir enerji, böyle bir spontanelik, kıpır kıpır o baharın coşkusunu hissetmek istiyoruz. İnşallah insanlık için, dünya için, Türkiye'miz için ve herkes için güzel bir bahar dönemi olur güzel bir başlangıç olur bu koç burcu 0 derece ekinoks başlangıcı oluyor 20 Mart itibariyle. Dolayısıyla bizler astrologlar harita e çıkarıyoruz ve nasıl bir bir yıllık tablo bizleri bekliyor onu öngörmeye çalışıyoruz. Koç giriş haritası deniyor buna mevsim giriş haritaları ve aslında yıl Mart'la birlikte başlıyor astrologlar için bu güneşin 0 derece koç burcuna girmesiyle başlıyor. Şimdi koç burçlarının zamanı dedik bir sonraki hafta zaten Merkür de Koç burcuna geçiş yapacak. Koç burçları için hızlı, atak, spontane olmak ön planda. Cesur olmak, liderler çok konuşulacak, liderlik özellikleri çok konuşulacak. Organizasyonlarda öne çıkmak çok konuşulacak. Ay ise haftaya başlarken Akrep burcunda. Pazartesi ve Salı günü sonrası Çarşamba, Perşembe Yay burcunda devam ediyor ve hafta sonu da Oğlak Burcu'nda devam edecek. Haftaya baktığımda geçtiğimiz haftada anlattım. Mars ve Uranüs arasındaki dik açı bu hafta gene çok çok etkin. Bunun dışında e, yalnız güzel bir olumlu açı var. Merkür'ün Plüton'la çarşambadan itibaren böyle bir destekleyici açısı var. Bu açı aslında konsantrasyon gerektiren konularda, aklımızı toparlayamadığımız konularda, e, daha önceden kafamızda olan o bir türlü harekete geçemediğimiz konularda bize güç verecek, kuvvet verecek. E, pek çok şeyi, pek çok konuyu araştırma isteği, gerçekleri ortaya çıkarma isteği verecek. Çoğu konunun iç yüzünü öğrenmeye çalışacağız, öğreneceğiz de. Bir şeyleri başlatma enerjimiz gerçekten yüksek olacak. Fikirlerimizle, düşüncelerimizle karşımızdaki kişileri etkileyebileceğiz bu açıyla birlikte. Gelin hep birlikte burçlarla devam edelim. Biliyorsunuz dünya gündemini, Türkiye'yi, siyaset, politika gibi gündemleri çok değerli hocam Öner Döşer, Astroloji Televizyonu'nda yorumluyor sık sık. Aylık burçları Hande Kazanova, çok değerli arkadaşım, meslektaşım yorumluyor. Ben ise haftalık burç yorumlarını yorumluyorum. Dolayısıyla konumunda çok dışına çıkmak istemiyorum. O yüzden burç burç gidelim hemen burçlarla devam edelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Evet haftaya başlarken... Güneş sizin burcunuza geçtiği için doğum günleriniz başladı. İyi ki doğdunuz. Mutlu, mesut, güzel bir yıl olsun, yaş olsun sizler için. İstekli, enerjik, kendi motivasyonlarınızın üzerine gidebilecek potansiyelde olacaksınız. Güneş birinci evinizde. Hem kendi dış güzelliğiniz, kendi alışverişleriniz, kendinizle ilgili bir takım kişisel bakımlarınız ön plana çıkacak. Bir silkelenme, artık böyle bir uykudan uyanma ve içinizdeki o kıpır kıpır hareketlenmeyi hissedeceğiniz, birikmiş işler için güç ve motivasyon hissedeceğiniz bir döngüye girdiniz. Hafta boyunca önemli motivasyon konularınız Ay Akrep'le başlayacağımız için pazartesi ve salı günü özellikle ödemelerle ilgili konular, ortaklaşa işler önem kazanıyor. Hafta ortasında sizler için uluslararası konular gündemde olabilir. Seyahatler, eğitim konuları ön plana çıkabilir ve hafta sonu da İşle ilgili konularda bir takım kararlar almak ve önümüzdeki haftanın planlarını, organizasyonlarını planlamak, işlerini toparlamak adına bir takım düşüncelerde olacaksınız. Belki birileriyle konuşmanız gerekecek. Çarşambadan itibaren Merkür ve Plüton arasında güzel uyumlu bir açı var. Dolayısıyla konsantrasyon gerektiren konularda özellikle çarşamba gününü değerlendirmeniz, işle ilgili veyahut da özel ilişkinizle ilgili konuşmalar, görüşmeler, bir iş bağlantıları için salı günü ve çarşamba günü gayet güzel enerjiler var. Pazartesi, perşembe biraz açılar zorlu olacak. Cuma günü gene biraz zorlu. Cumartesi güzel. Gayet gerçekçi bir bakış açısı ciddi ağır başlı kişilerle görüşmek için bir şeyler için, bir şeyleri oluruna sokmak için e, ideal olacak. İş konularında hafta sonu özellikle bilgisayar ve sosyal sosyal mecraları biraz daha üzerine gitmeli. Aşk ve ilişkiler için ise Perşembe'ye kadar olaylar beklenmedik yön değişikliklerine açık olsa da Perşembe'den sonra gayet olumlu etkiler devrede sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Evet haftaya başlarken ay akrep burcunda başlayacağız. Sizin tam karşı tanenizde başlıyoruz sevgili boğalar. Dolayısıyla ikili ilişkiler ön planda bu hafta. Haftaya başlarken her türlü ikili ilişki, konuşma, görüşme, arkadaşlık, iş bağlantısı veya gönül ilişkisi olabilir. Eşiniz, partnerinizle ilgili konular gündeminizde olacak. Onunla ilgili belki onun işle ilgili, maddiyatla ilgili veyahut da bir takım sağlıkla ilgili konularına değinmek isteyeceksiniz. Güneş Koç burcuna geçiş yaptı. Bu hafta itibariyle artık Güneş Koç burcunda parlayacak. Dolayısıyla sizler için biraz arka plan bir e, hane olacak bu. Koç çünkü sizin bir tık arkanızda kalan, 12. evinizde kalan bir enerji. Dolayısıyla içsel sesinizi bastırmak, meditasyon yapmak, yoga yapmak, biraz daha böyle huzuru içinize çekmek, kaygılardan uzaklaşmak, travmalardan, öfkelerden uzaklaşmak için ideal olacak. Bazı konuların gerçek iç yüzünü anlayabileceğiniz, böyle arkanızdan iş çevirenler varsa bunların amacını öğrenebileceğiniz, böyle farklı duyumlar önünüze gelen, böyle bir takım dedikoduların da döndüğü bir ay olacak aslında sizler için. Ama motivasyon konunuz arkadaşlıklar özel ilişkiler ve partnerinizle birlikte yapacağınız bir yatırım olabilir. Çünkü partnerinizle gerçekten desteklendiğinizi hissettiğiniz birbirinize anlayışla, uyumla ve güzel enerjiler göndererek haftayı geçirdiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Perşembeye kadar evet Venüs ve Mars kavuşumda ve Uranüs'e bir dik açısı var. Geçen hafta başlamıştı bu enerji. Dolayısıyla iniş çıkışlı biraz belki hem yatırım araçları, altın borsa gibi konularda biraz iniş çıkışlı bir durum. Söz konusu olduğu gibi ikili ilişkilerde de biraz böyle beklenmedik çıkışlar olabilir. Beklenmedik ani karar değişikliklerine açık bir süreç. Fakat perşembeden sonrası gayet uyumlu görünüyor küslükler, dargınlıklar varsa da gene özellikle cumartesi günün değerlendirmenizi tavsiye edeceğim ben. Bu hafta ara bulucular devrede olacak. Çevrenizden umulmadık destekler ve faydalar göreceksiniz. Hem iş hayatınız için hem de sosyal çevreniz için güzel bir farkındalık haftası sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, evet güneş koç burcuna geçiş yaptı pazar günü 20 Mart itibariyle. Dolayısıyla bu hafta daha bir coşkulu, daha bir spontane, daha bir enerjiksiniz ve hep birlikte öyle bir bahar enerjisi içerisindeyiz aslında. Daha böyle pozitif, canlı bakabiliyoruz hayata. Şimdi Güneş Koç burcundayken sizin özellikle sosyal hayatınız çok hareketleniyor. Sosyal hayatınızda tanışacağınız kişiler, çevrenizde olan olaylar sizi özellikle çok çok ilgilendiriyor. Buralarda e, karşılıksız fedakarlık ve bir şekilde hani olayları görmezden gelme gibi bir durum olamıyor. Çünkü olaylar gayet görünür ve siz de olayların içinde oluyorsunuz. Etrafınızda dönen olaylar, bir takım konular, bir takım girişimlerde bulunan kişilere destek vermek, yardım eli uzatmak veya onlardan destek almak gibi durumlar hayli yoğun olacak bir aylık süreçte. Bu hafta itibariyle Güneş'in Koç burcuna geçmesi aslında Umutlar ve hayal hayaller eviniz olan 11. evinizi e, ateşlediği için bir takım geleceğe dair fikirler, bir takım geleceğe dair umutlar, projeler de devrede olacaktır. İşle bağlantılı konularda maddi alanınızın, maddi elinizin de rahatladığı bir dönemden geçiyorsunuz. Hem e, Güneş 11. evde işten gelen kazanımları anlattığı için e, böyle beklediğiniz toplu bir para varsa veyahut e, yeni bir iş bağlantınız var bir şekilde yerini oturtamadıysanız bunu bu hafta yapmak için ideal. Ama ne zaman Pazartesi günü birazcık sert. Bunun dışında Salıyı öneriyorum, Çarşambayı öneriyorum, Perşembe-Cuma gene biraz durumlar karışık olabilir. Ama Cumartesi günü gene ideal olacak. Ara bulucular veya hatta iş bağlantıları için devreye birilerini sokmanız gerekebilir. Bir takım otorite figürlerinden veya kendinizden üst gördüğünüz kişilerden destek ve yardım bulabilirsiniz sevgili ikizler. Pek tabii ki sizler de çevrenizdekilere yardım etmek isteyeceksiniz. Ne de olsa güneş 11. evinizde sosyal hanenizde parladığı için gerçekten sosyal ortamların aranılan kişisi olacaksınız. Davetler, organizasyonlar, dernekler, işte doğum günü kutlamaları, yemekler gibi pek çok alternatif önünüze gelebilir. Şimdi iş konularında en şanslı burç sizsiniz. Çünkü tam tepenizde Neptün, Jüpiter ve Merkür kavuşumu var balık burcunda. İşle ilgili konular gayet güzel. Yaratıcılığınız devrede. E, aşk içinde uyum ve anlaşma evet söz konusu. Özellikle pazar günü Merkür koça girdikten sonra belki partnerinizle aranızda böyle herkesin bir mesafesi var mantığını algılamak daha iyi olacaktır. Ama pazar gününe kadar gayet uyumlu birlikte e, bir şeyler yapacağınız birlikte bir yerlere katılacağınız, eş, dost, akraba ve aile ziyaretleri yapılacağınız Süreçler devrede. Şimdi bahar dedik göz kırpıyor. Sosyallik sizler için göz kırpıyor. Gayet coşku hissediyorsunuz. Fakat ay haftaya başlarken akrep burcunda olacak. Sağlık konularını biraz dikkate almak gerekiyor. Belki beslenme düzeninize biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda ipin ucu biraz kaçtıysa bu hafta itibariyle tekrar toparlanmak ve dikkat etmek önemli olacaktır. Hafta sonunda ay oğlak burcunda hareket edeceğinden bir takım sırlar ortaya çıkma durumu söz konusu veya da sizin merak duygunuz çok yüksek olacak ve bir şeyleri deşmek, altyapısını öğrenmek isteyeceksiniz sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Evet haftaya ay akrep burcunda başlayacağız sevgili yengeçler. Sizler gibi bir su enerjisiyle başlıyoruz. Güneş ise artık tam tepenizde parlıyor olacak. Çünkü Koç burcuna geçiş yaptı 20 Mart itibariyle ve artık sizin kariyer ve iş alanında kendinizi gösterme zamanınızın gel, geldiğinin altını çiziyor. Çünkü tam kariyer hanenizde her şeyin görünür olduğu, yaptıklarınızın, konuştuklarınızın, gerek işle ilgili gerek özel özel yaşantınızda gerek sosyal yaşantınızda parlayacağınız bir dönemi işaret ediyor. Bugüne kadar bir takım sıkıntılar, hassaslıklar, al alınganlıklar, e yanlış konular, yanlış kişilerle karşılaştıysanız şu andan itibaren artık doğru kişileri hayatınıza çekme enerjisine girmiş bulunuyorsunuz. Doğru insanlarla bir arada olma, doğru zamanda doğru hareketler yapma dönemindesiniz ve bu ne kadar önemli bir şey. Hani doğru yerde doğru hareketi yapmak, doğru sözü sözü söylemek gerçekten çok çok önemli. Çünkü e, her şey bu yoldan geçiyor diyebilirim. Her kapının anahtarı aslında bu, bunda gizli diyebilirim. Şimdi ay akrep burcunda başlarken haftaya özellikle e, çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili bir takım gündemler, alışverişler, onların eğitimi, onların bir takım ihtiyaçlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Eğer çocuğunuz yoksa bazı hobisel konular devrede olacaktır. Haz duyacağınız, hayattan keyif alacağınız konulara eğilmek isteyeceksiniz. Hafta ortasında Ay Yay burcunda seyahat edecek. Günlük koşuşturmalar yoğun olacak. Biraz böyle monotonun dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Biraz hayatınıza farklı bir renk katmak isteyebilirsiniz. Hafta sonu Ay Oğlak burcunda. Dolayısıyla sevdiğiniz kişiyle bir takım konuları görüşmek, konuşmak, masaya yatırmak için ideal. Özellikle Cumartesi günü. Yani haftaya baktığımda aslında Salı, Çarşamba ve Cumartesi günü gayet güzel. Çarşamba Merkür'ün Plüton'la çok güzel bir destekleyicisi açısı var. Bu da konsantrasyon gerektiren konularda kafamızı toplayacağımızı, ne konuşacağımıza net bir şekilde karar vereceğimizi, kendimizi net bir şekilde ifade edeceğimizi gösteriyor. İkili ilişkilerde, iş konularında, arkadaşlıklarda veyahut da yapacağınız bir takım yatırımsal konular varsa çarşambadan itibaren özellikle çarşamba gününü değerlendirmenizi tavsiye edeceğim. Hayatınıza çeki düzen vermek, toparlamak için gayet ideal bir hafta. Aşk, olu, aşk konuları içinde ayın ve satürnün destekleyici bir açısı var. Gene seksil açısı. Dolayısıyla her şey oluruna bırakmak, çok fazla üstelememek, çok fazla zorlamamak şartları ideal olacaktır. Böyle yaptığınız müddetçe e, aşk konularında da bu hafta size destek var sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Evet haftaya Koç burcu ile başlıyoruz. Neden? Çünkü Güneş pazar günü itibariyle Koç burcuna geçiş yaptı ve yepyeni bir döngü başladı aslında. Bir mevsim girişi oldu. Baharın bize sinyallerini veriyor. Güneş'in Koç Burcuna geçmesi ve Koç Burçlarının da doğum günleri başlamış oldu. Ateş elementi canlandığı için sizler de bir Ateş Burcu olduğunuz için sizin de içiniz kıpır kıpır, gayet güzel bir enerji akışı var, gayet geleceğe daha olumlu bakmak, daha bir takım parlak fikirler ve bu fikirleri hayata geçirmekle ilgili motivasyonu kendinizde hissediyor olacaksınız. Biraz böyle seyahat planlarınız devreye girebilir bu süreçte. Yüksek eğitim belki üniversite veya üniversite sonrası eğitim veya çocuklarınızın, çevrenizdeki kişilerin eğitimsel konuları devreye girebilir. Onlara fikir vermek isteyebilirsiniz. Onların yanında onlara destek olmak isteyebilirsiniz. Gelişim, din, felsefe gibi konularda gene hayata böyle farklı bakış açılarıyla bakmak, kendinizi biraz daha geliştirmek, daha böyle toplumsal konulara değinmek için güzel ideallerin ortaya konulacağı, parlak fikirlerin olacağı bir dönem olacak sevgili aslanlar. Ay haftaya başlarken Akrep burcunda başlıyoruz. Biraz böyle içsel bir burçtur Akrep. Derin konular, merak ve içe yönelişi anlatır bize. Pazartesi günü biraz zorlu enerjiler devrede ama salı çarşamba daha aktif, daha uyumlu enerjiler devrede olacak. Şimdi özellikle spontanelik, heves, tutum, ayın yay burcuna geçtiği hafta ortası çarşamba ve perşembe günü daha aktif olacak. Çarşamba günden itibaren Merkür Plüton'la bir uyumlu açıda. Bu da düşünceleri etkin kullanabilme, yapmak istedikleriniz konusunda doğru net kararlar alabilme, doğru kişilerle görüşüp anlaşma, el sıkışma gibi durumları hayatınıza çekecektir. Sizler için haftaya başlarken ev aile konuları tabii ki önem kazanıyor. Fakat haftanın genelinde sağlık, beslenme, sporu da hayatınıza katmanız gerektiğinin Altı çiziliyor sevgili aslanlar. Partnerinizin çok fazla üstüne gitmeyin. Birbirini görmeyen açılarda olabilirsiniz. Herkes biraz kendi halinde takılmalı diyorum ben. Televizyon, medya, reklam, internet gibi konularda da gene öne çıkışlar, gene sosyal mecraları doğru kullanma gibi durumlar var. Ama siber saldırılar da bu hafta etkin olacaktır. O yüzden dikkat etmek, hackerlara karşı biraz önlem almak gerekebilir diyorum. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle birlikte iş alanınız, ödeme alanınız, ortaklaşa işler konusu, iş birliktelikleri özellikle ön plana çıkıyor sizler için. Ama bütün bunların yanı sıra sağlık koşulları, sağlık hanenizde gene çok aktif, çevrenizden kişilerin ameliyatları, ertelenen bir takım operasyonları devrede olabilir. Güneş koç burada burcundayken sırlar ortaya çıkacaktır yükselen başaklar için. Bir takım bilinmeyenler, bir takım veya bilinmeyene olan merak, bunun altında acaba ne vardı, ben bu daha önce görmemiş miydim fark etmemiş miydim bunun bir altını deşmeli bir sormalı soruşturmalı araştırmalı gibi bir durum ve tutum ön plana çıkacak sizler için ama işbirlikteliklerine ortaklıklara açıksınız sizler bir teklif götürebilirsiniz. Düşündüğünüz kafanızda biri varsa iş yapmayı kendinize uygun hissettiğiniz bir insan varsa çevrenizde ona bir iş teklifinde bulunabileceğiniz gibi karşı taraftan da size bir takım iş teklifli, teklifleri, ortaklıklar gibi gibi durumlar gelecektir. Şimdi ay I... Akrep burcunda başlıyoruz haftaya başlarken. Zaten gayet araştırmacı. Evet demin de söyledim güneşin koç burcuna geçmesi sizi birazcık böyle dedektif e, sırları açığa çıkartmayla ilgilendiriyor. Özellikle demek ki ayda akrepteyken pazartesi ve salı günü bir şeyleri deşmek bir şeyleri araştırmak, bir şeylerin e, alt yüzünü ortaya çıkartmak isteyeceksiniz. Arkamdan iş dönüyor mu dönmüyor mu biraz şüpheyle ilgili durumlar söz konusu. Biraz güven temasının aslında e, açığa çıktığı dönemler. Yani çevrenizdekilere güvenmek istediğiniz bir hafta bu sevgili Başaklar. Pazartesi biraz sinirler gergin olabilir ama salı gayet iyi görünüyor. Daha sakin, daha uyumlu, daha böyle rahatlamış bir enerji olacaktır. Çarşamba günü yönetici gezegeniniz Merkür'ün Plüton'la bir güzel uyumlu desteklendiği açı var. Bu da Sizlerde bir takım konsantrasyon gerektiren konularda fikirleri etkin sunmak, etkin paylaşmak, etkin konuşma dilini seçmek, tercih etmekle ilgili konuları güzel çalıştıracak. Uzun süredir bir türlü başlayamadığınız, bir türlü belki kendinizi yorgun hissettiğiniz veyahut da şartların uygun olmadığı durumlar varsa, şimdi artık şartların yavaş yavaş düzelmeye başladığını, kendinizi daha enerjik, daha evet ben bunu yapabilirim diyeceğiniz, bu sayfayı açıyorum artık diyeceğiniz bir döneme girdiniz. Zaten geçtiğimiz hafta sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşti. Bu dolunayda bir takım sonuçlar, neticeler ve kararlar aldınız belki hayatınızda. Gerek sosyal hayatınızda gerek özel hayatınızda gerek iş hayatınızda aldığınız bu kararları Merkür Plüton destekleyici açısıyla birlikte hayata koymak gerçekten size keyif verecek. Kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. İş konularında destek beklediğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. Günlük Hayatınızın yoğun aktığı bir haftadan geçiyorsunuz. İletişim trafiğiniz gene hali yoğun. Özellikle Ay Akrep'te sonrasında Yay'da ailevi iletişim, aileyle konuşmalar, ailevi bir takım konuların çözülmesi önemli olacak. Aşk için olumluya giden durumlar var diyor. E, haritanız Başak burçları için zaten Merkürün Hafta boyunca Neptün ve Jüpiter'le de güzel bir kavuşum enerjisi var. Pazar günü Merkür Koç burcuna geçtiğinde sizler için özellikle ödemeler ve bu ödemelerde beklediğiniz paraların elinize geçmesiyle sonuçlanan olumlu gelişmeler olacaktır sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, evet haftaya çok güzel bir enerji. Güneşin koç burcuna geçmesiyle başlıyoruz. Bu da sizin ikili ilişkiler hanesinde. Bekarsanız artık o alanın dolması. Veyahut da var olan bir ilişkiniz varsa ve adı konulmadıysa bunu artık bir isim koymak gibi durumları hayatınıza çekecek. Özellikle gerçekten gönül ilişkilerinde, ikili ilişkilerde yüzünüzün güldüğü bir ay başlıyor sevgili teraziler bu hafta itibariyle. Çünkü Güneş Koç burcundayken özellikle ikili ilişkiler, özel ilişkiler, ciddi ilişkiler önem kazanıyor. Partnerinizle bir sorun varsa, bir sıkıntı varsa, ilişkinizde yolunda gitmeyen konular varsa bunları düzeltmek, ılımanlaşmak, daha naif bakmak, daha uzlaşmacı bakmak gibi konular hayatınıza çekiliyor. Ortağınız varsa, iş yapıyorsanız, anlaşmalar, bir takım kontratları düzenlemeler gibi durumlar varsa gene bunlarla da ilgili, iş birliktelikleriyle de ilgili güzel açılımların olacağını söylüyor Güneş. Ay nerede? Ay akrep Burcu'nda haftaya başlarken paz pazartesi biraz gerilimli olabilir sadece. Biraz rekabet içerebilir. Özellikle para girdi çıktı, parasal mevzular, iş mevzuları sizi birazcık sıkıştırabilir. Ama salı günü, çarşamba günü gayet işle ilgili konularda açılımlar, düzelmeler yaşayacaksınız. Yakın çevrenizden birinin, belki de kardeşinizin desteğini alacaksınız. Hemen yanı başınızdaki komşunuzun desteğini, yanı başınızdaki e, akrabanızın desteğini alacaksınız. Onlara güvenebileceğinizi altını bu hafta özellikle çizebilirim. İş konularında pazartesi, perşembe ve cumayı özellikle zorlu görmüşüm. Bunun dışında salıyı, çarşambayı ve cumartesi değerlendirilmeli. Gerek yatırımlar gerekse her türlü anlaşma, konuşma, taşınma ne varsa bunları hayatınıza sokabilirsiniz. Şimdi güneşin koç burcunda olması cesaretli gözü pek kişileri hayatınıza çekeceğinizi söylüyor. Aktivitelerde böyle spontane olan, lider ruhlu, bekar teraziler varsa genelde hayatlarına bu dönem bu tarz kişiler girecektir söylemesi benden. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Evet haftaya ay sizin burcunuzda başlayacağız. Çünkü e, ay akrep burcunda pazartesi ve salı günü güneş ise Pazar itibariyle, pazar akşam 18.30 itibariyle Koç burcuna geçiş yaptı. Sizler için bu Koç burcuna geçiş günlük hayatınızı, günlük aktivitelerinizi ilgilendiriyor. Sağlık meselelerinizi ilgilendiriyor. Sağlığa bir güneş doğuyor demek. Güneş hangi eve giriyorsa o evi ısıtıyor, o eve bir güzellik, bir barış getiriyor, o evi aydınlatıyor demek. Demek ki yolunda gitmeyen sağlık koşulları varsa çevrenizde veya kendinizde veya ailenizde bu alana bir güneş parlayacak. Olumlu bir gelişme olacak. Olumlu bir işte bir doktor görüşmesi olabilir. Olumlu giden bir tedavi süreci olabilir. İlaçlarla ilgili bir takım güzel olumlu gelişmeleri yakalayabilirsiniz. Kullandığınız bir ilacın etkisini olumlu anlamda hissedebilirsiniz. Ve bunu tavsiye edenlere de teşekkür ederim, bir borç bilebilirsiniz. Sağlık konuları yani sözüm ona gayet iyi. Bunun dışında sağlık konusunda ben zaten bir problem yaşamıyorum diyenler için de sporu, beslenmeyi, diyeti hayatına katmak önem kazanacaktır. Motivasyonlarınız genel anlamıyla günlük hayatınızda olacak. Günlük koşuşturmaları, o monotonluktan çıkıp biraz hareket katmak, belki farklı kurslara yazılmak, bir takım farklı alternatifleri hayatınıza katmak iyi gelecektir. İnsanlarla iletişimde olmak iyi gelecektir. Ketumluk bu hafta kaybettirir. Bu hafta paylaşmak, anlatmak, dertleşmek, insanları dinlemek ve kendinizi, içinizi insanlara açmak çok iyi gelecek sevgili akrepler. Şimdi ay sizde dedik pazartesi salı günü. Pazartesi biraz çekişmeler var ama salı enerjiler yumuşuyor. Daha rahat ve sakin olacaksınız. Hafta ortası iş yoğunluğunuz, koşuşturmalarınız devrede. Hafta sonu ise kısa seyahatler, ufak tefek ziyaretler ve böyle aşk, meş, bu tarz böyle flörtsel konuların devrede olacağı, biraz mesajlaşma trafiğinin devrede olacağı bir hafta sonu sizleri bekliyor sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, evet güneş koç burcuna geçiş yaptı. Aslanlar gibi, koçlar gibi yaylar da gerçekten çok çok olumlu bir etki alıyor tüm burçlar aslında olumlu etki alıyor. Çünkü bağırın kıpırtıları, o spontanelik, o coşku, o kıpır kıpır olma enerjisi, yavaş yavaş silkelenme, böyle uykudan uyanma, bir kendimize gelme, kendimizi toparlama enerjisi devrede. Siz ateş grubu olduğunuz için yükselen burcuya yay olanları ve kendi burcu yay olanları gerçekten olumlu anlamda etkiliyor olacak. Sizlerin özellikle 5. evinde güneş parlıyor olacak. Dolayısıyla bu ev aslında biraz flörtler, hayattan keyif almak, cesaret gerektiren konular, yatırımlar, biraz böyle e, sportif faaliyetlerde gene cesur davranışlar, cesur insanlarla bir arada olmak, yapamadıklarınızı veyahut da ertelediklerinizi yapmak, e, kafa kafaya vermek, hayattan keyif alıp eğlenmekle ilgili organizasyonlarla ilgili bir hane. Dolayısıyla tüm bunlarda spontaneliğinizi kullanıp e, gayet olaylara böyle iyi Hevesli coşkulu yaklaşımda bulunup güleceğiniz, konuları belki biraz tiye alacağınız size karşı bir takım saldırılar varsa veya işte kötü söz söyleyen varsa veya da yaptığınız işle ilgili olur gerek başka bir çevreden duyduğunuz bir şey olur. Her şey böyle biraz tiye alacağınız hayatı ama ne olacaksa olsun boşver gülüp geçiyorum diyeceğiniz bir süreç olacak aslında bu. Gayet güzel bir enerji yani öyle söyleyeyim yaylar için. Şimdi ay haftaya başlarken akrep burcunda başlıyor. Bu birazcık pazartesi ve salı günü kapalı alanınızda olacağı için biraz böyle daha tam olaylara hakim olamamak, biraz arka planda kalıp plan program yapmak önemli olacaktır. Bazı şeylerin iç yüzünü keşfetmek, bazı şeyleri araştırma isteği özellikle derin araştırmalar, kapanıp çalışmalar önemli olacaktır. Yapmak istedikleriniz e, hayat, belki şartlar sizi bu kapalı alanda tutsa da gözünüz hep dışarıda aslında, içiniz kıpır kıpır çünkü ama bu e, sorumlulukları, işle ilgili bir takım gündemleri de mutlaka yapıp bitirin ki sonrasında rahat edin. Hafta ortasında zaten ay sizin burcunuza giriyor. Çarşamba ve Perşembe günü. Çarşamba günü özellikle açılar gayet güzel ve Merkür'ün de Plüton'la bir uyumlu açısı var. Konsantrasyonunuz güçlü. Yapmak istedikleriniz için doğru ifadeleri kullanabileceksiniz. Düşüncelerinizle karşınızdakini etkilemek. Aslında biraz hipnotize gibi bir durum bu. Yani böyle bakışlarla, konuşmalarla e, ifade tarzıyla etkilemek istediklerinizi ikna etmek istediklerinizi ikna edebileceğiniz bir süreç olacak. Özellikle söylüyorum. Çünkü çünkü bence bu hafta sizin ikna etmek istediğiniz, bir insanları böyle kendi tarafınıza doğru çekmek istediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Hafta sonu ise parasal mücadeleler, biraz maddiyatla ilgili, işle ilgili gündemler ve bu alanda alacağınız bir takım destekler, fikir alışverişleri devrede olacak sevgili yaylar. Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, şimdi Güneş Koç burcuna geçiyor bu hafta itibariyle. Daha doğrusu 20 Mart Pazar günü geçiş yaptı ve bize yepyeni bir döngüyü başlattı. Koç demek, sizler için ev aile demek. Çünkü sizin dördüncü evinizde güneş parlıyor olacak. Ev konuları, ailevi konular, aile kurmak, ailenizi büyütmek, ailenizi genişletmek, e, anneyle baba ile ilgili bir takım konular ve sorumluluklar, e, aile içindeki bir takım gündemler, ev almak, ev satmak, ev değiştirmek, evinizi yaptırmak, evin içindeki bir takım dekorasyon gibi konular özellikle hayatınıza akacak. Evinizi daha böyle yaşanılır kılmak, daha böyle... Hoşlanmadığınız yerleri düzeltmek, belki kendinize bir çalışma alanı, belki bir hobi alanı, belki bir dinlenme alanı yapmak gibi durumların içerisinde olacaksınız. Ev içerisinde buluşmalar, organizasyonlar, ev davetleri de gene e, önem kazanacaktır bir aylık süreçte yani sadece bu hafta değil bir aylık süreçte çünkü güneş bir ay boyunca koç burcunda. Ay ise akrep burcunda başladı. Dolayısıyla pazartesi günü sosyal alanda biraz rekabet, biraz böyle iş konularında işte beklenilen paranın elinize geçmemesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Fakat salı ve çarşamba enerjiler yumuşuyor. Dolayısıyla işler tıkır tıkır yoluna girmeye başlıyor. Çarşambadan itibaren Merkür'ün Plüton'la seksil bir açısı var. Bu da destek görmek, fikirleri doğru anlatabilmek, etrafınızda insanları toplayıp toplantı mı yapacaksınız, seminer mi vereceksiniz, eğitim mi vereceksiniz, onlarla ilgili bir takım iş konularını mı konuşacaksınız? Bunları halletmek için gayet ideal bir haftada olduğunuzu söylüyor. Özellikle salı, çarşamba ve cumartesi günleri bu konuları halletmek için çok güzel etkiler devrede. Tabii bir yandan zorlayıcı açılar gene var. Geçen hafta da bahsetmiştim. Venüs-Mars kavuş Şumda ve Uranüs'ten dikkatçi alıyor. Bu hafta gene gayet etkili bir durumda. Ama ben o etkileri bir nebze atlatmış olduğunuzu düşünüyorum. Bu haftayı daha doğrusu atlatmaya çalışmak, sosyalleşmek, arkadaşlar, ihtiyaçlar, onların desteklenmesi. Şimdi çevrenizde öyle insanlar var ki sizin fikirlerinize, sizin sözünüze çok saygı duyuyorlar. Saygı uyandıran bir yapınız var. Hem disiplininizle olsun, hem duruşunuzla olsun, hem konuşmalarınızla olsun. Ve gerçeklerden hoşlanan insan çevrenizde toplandığınız için hani bazen insanlar böyle hayal satışından hoşlanırlar. Pek gerçeklikten hoşlanmayabilirler. İşte ama bazı insanlar da sana güveniyorum. Bana doğruyu söyle." dediğinde işte o doğruyu söyleyecek kişi sizsiniz. Dolayısıyla çevrenizde bu hafta bu tarz konular özellikle gündemde olacak ve sözünüze, fikrinize Güvenecek insanlar, desteklenmesi gereken insanları destekleyeceksiniz. Bir yandan da hafta sonunda ay sizin burcunuza geçtiğinde özellikle kendi kişisel bakımınız, kendinizle ilgili bir takım değişimler hayatınıza akacak. Gerek ikili ilişkilerinizde gerekse iş ilişkilerinizde kendinizi ön plana koyacağınız durumlar söz konusu olacak sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Evet haftaya ay akrep burcundayken başlıyoruz ve güneş de koç burcuna geçmiş oldu 20 Mart akşam itibariyle. Dolayısıyla güneşin koç burcuna geçmesiyle artık iletişim haneniz hareketleniyor. Özellikle kısa seyahatler, eğitim, e öğrenim, pazarlama, ticaret işte bu gibi aktivitelerin daha yoğun olduğu, belki kısa seyahatlerin arttığı, bir takım ziyaretlerin arttığı, bir takım konuşmaların, anlatmaların, işte bir şeyleri sunmanın, kendi reklamınızı yapmanın veya birilerinin reklamını yapmanız gibi durumlar söz konusu olacaktır bir aylık süreçte ama bu hafta güneşin koç burcuna geçmesiyle gayet bu etki başlamış oldu. Yakın çevre konuları özellikle ilginizi çekecek. Belki kardeşleriniz varsa, ablalarınız, abileriniz veya işte onun gibi yakın gördüğünüz kişiler, yakın arkadaşlarınız varsa onlarla ilgili konular özellikle gündemde olacak. Onların desteklenmesi, onlarla bir takım fikir birliği yapmak, kafa kafaya vermek ve geleceğe dair hedefleri planlamak önde olacaktır. Ay Akrep burcunda zaten tam böyle gelecek hedefleri, gelecek planları için tam tepenizde parlıyor olacak pazartesi günü. Biraz stresi içeriyor. Ama salı çarşamba enerjiler gayet güzel oluyor. Dolayısıyla fikirlerinizi savunmak, kendinizi anlatmak, kendinizi net ifade etmek gerek iş hayatınızda yapacağınız konferanslarda toplantılarda, sunumlarda ön plana çıkmak, konuşmalarınızla insanları etkilemek için gayet iyi bir hafta. Merkür'ün Plüton'la çünkü seksil açısı var. Bu da gösteriyor ki fikirlerle karşınızdakini etkileyeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Gelecek hedef erlerini bu hafta gözden geçirebilirsin. Ee, arkadaşlıkları, değer yargılarını gözden geçirebilirsin sevgili kovalar. Bu hafta uyumu ve rahatı bulacağın kişi sevdiğin insan olacak. Ee, onun da desteklenmesi gereken süreçler var, desteklenmesi gereken konular var. Ee, birlikte çok güzel böyle kafa uyumu sağlayacağınız bir süreçte olacaksınız diyorum ben. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Evet haftaya ay akrep burcunda başlıyoruz sevgili balıklar. Ve güneş de koç burcuna geçti. Güneşin koç burcuna geçmesiyle birlikte sizin para haneniz parlıyor. Maddi alanınız parlıyor. Maddi anlamda özellikle yükselen balıklar. Çünkü bizler anlatırken yükselen burca göre anlatıyoruz. Dolayısıyla yükselen burcu dinleyip sonra da kendi burcunuzu dinleyip ikisini kombinlemek çok daha mantıklı olacaktır. Yükseleni özellikle balık olanlar için parasal konularda çok güzel açılımlar var. Çok güzel iş birliktelikleri var. Çok güzel işle ilgili yeni alternatifler, yeni olanaklar. Daha önce görmedikleri, fark etmedikleri pek çok konunun onlara akması. Belki bir iş yapmak istiyorlar, birilerinin desteğini istiyorlar ama bir türlü fırsat bulup iletişime geçemedinizse o iletişimi yakalamak, o ara bulucuyu bulmak, o kişiye ulaşmak gibi durumlar söz konusu olacak. Dolayısıyla biraz daha böyle o zirve basamağını yavaş yavaş ilerlettiğiniz, yavaş yavaş adımları hızlandırdığınız bir haftada olacaksınız. Ay Akrep Burcu'ndayken özellikle yurt dışı konular, seyahatler, eğitimler ve bir takım kişisel gelişimle ilgili konular ön planda sizler için. Din, felsefe, olayları böyle biraz uluslararası platformdan bakmak, uluslararası mecradaki olaylara kafa yormak ve gerçekten toplumun hayrına olabilecek, toplumu ilgilendiren konular konularda fikir beyan edecek gibi tutumlar ön plana çıkıyor. Sosyal medyanızı güçlendirmeniz gereken gene durumlar ön plana çıkıyor. Reklam yapmak, reklam vermek, sosyal mecralarda kendinizi daha böyle paylaşımcı bir şekilde göstermek ön planda olacaktır. İş imkanları, fırsatlar için Şans tabii ki de gelip kapınızı çalmayacak. Sizin çalışmanız, üretmeniz gerekecek. Zaten Merkür, Neptün ve şey Uranüs, Neptün, Jüpiter, Merkür. Evet, tamam doğru söyledim. Bu üçünün sizin burcunuzda bir kavuşumu var. Yaratıcılığınız, çalışkanlığınız aslında devrede. Fakat bunun bir negatif yönü dağılabilme enerjisi de çok yüksek. Aman boşver ya, yapamayacağım diye koy verme enerjisi de çok yüksek. O yüzden koy verme enerjisine değil de yaratıcılık enerjisine geçtiğiniz zaman o aradaki çizgiyi, o aradaki dengeyi güzel tutturduğunuz zaman işle ilgili konularda ve hayatın genel atmosferinde güzel açılımlar yakalayacaksınız. Dolayısıyla maddi güvencenin ön plana çıktığı bu hafta Sosyal gruplar, arkadaşlıklarda da güzellikler, böyle neşe ve huzur ortamı sizleri bekliyor olacak sevgili balıklar. E daha ne olsun? Evet bu haftada benden bu kadar. Bir sonraki hafta, bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Herkese sevgiler, saygılar.